Selamünaleyküm. Güzel yurdumun güzel insanları. Amatör olta balıkçısına en çok bilgi veren kanalına hoş geldiniz. Yine bir maceraya daha atıldık. Nereye geldik? Burhaniye'den sonra Çanakkale, Assos. Av yapacağız burada nasipse inşallah. Burhaniye'de balık biraz yakından çıktı. Ben de yakına atamadığım için biraz ben sıkıntı yaşadım. Biraz işte tecrübemizi konuşurduk orada. Konuşurduk demeyeyim de. Uğraştım. Hani aklıma o geldi. İsparozu falan canlı bırakma yaptık. Güzel bir levrek aldık. Balıkesirler buraya tarafında çok takipçi var. Sağ olsun. Bana söylüyorlardı. Gel illa burada av yap. İşte balık yok falan mı? Balık var. İşte doğru zamanda. Doğru zaman demeyeyim de. Doğru ekipmanlarla doğru şeyleri yapmak önemli. İşte ne yaptım? Küçük balığı tuttum. Bir takım yaptım. Onu da gösterdim zaten. Belki bu gece burada da yapabilirim. Deneyeceğiz bakalım. Hava şartları izin verirse. Yani kokmuş sünnezimiz var. Bir de donmuş iki günlük mamunumuz var. Bir de donmuş madyalık. Bir de donmuş madyalık bir yolda gelirken bir av var yedim. Onun dışında bakalım. Birkaç tane gerçi dünkü arkadaşlar bize birkaç tane bibi bıraktı. Sağ olsunlar. Genç kardeşlerimiz bize çok destek verdiler. Allah razı olsun. Şimdi Assos'tayız. Balıkesir'den bir baba oğul misafirimiz de var. İşte bizim de amacımız bu aslında. Gittiğimiz zaman meralara veya şehir dışına. Ne bileyim bak şimdi dün Balıkesir dedik. Bugün Çanakkale'deyiz. Çanakkale'deyiz. Yani yarın nerede oluruz Allah bilir. Yani amacımız sürekli farklı yerlere gidip hem yerleri öğrenmek, yeni yerler keşfetmek, farklı tür balıkları belki tutabilmek, nasip olursa tutmak ve güzel insanlar tanımak. Mesela her yerde takipçimiz var sağ olsun. Çağırıyorlar daveti. Elimizden geldiğince imkanlar doğrultusunda gelmeye çalışıyoruz. İşte Kuzey Ege Turnesi'nin 3. videosundayız nasipse. İnşallah bugün de güzel bereketli geçeceğine umuyorum. Günlük güneşlik havada geldik. Arabada mahsur kaldık. Daha koya girdik, denizi gördük, yağmur başladı. Sedat, sanki ben denizde tam böyle senin istediğin ben gibi. Farkında mısın? He, bu arada şimdi Burhaniye'den çıkarken çarşıda gezdik. Limanın oralarda bir takipçi arkadaş sağ olsun. Onun da berber arkadaşı, akrabası ben daha doğrusu. Takipçiymiş. Hadi girdik falan, illa tıraş olalım falan sağ olsun. O da bizi bir sakal tıraşı İnsana yaptı. İnsana döndük ya. Evet. Bu arada ayıptır söylemesi kaç gündür duş da alamıyoruz. Hani hep yollardayız. O kadar. Deniz kenarı. Hayır yani şimdi bu bir gerçek. Kaç gün oldu bugün? Üçüncü gün değil mi? Bugün üçüncü gün. Yani bu bir gerçek. Sonuçta deniz kenarındasın. Bir efor sarf ediyorsun. Tozdur, yağmurdur. Ne İsmail bileyim. İsmail zaten şey yetti bize Altınova. Yani o dalgalar falan. Yani o dalgaları bir valla utanarak yani söyledim berbere. Saçımı yıkar mısın dedim. Sağ olsun yıkadı. Allah razı olsun. Ona da buradan selamlar olsun. Özellikle Mert'e de çok selam. Söyleyelim tekrar. Mert evet, evet. Mert sağ olsun. Sağ olsun çok. Belediye çalışıyor Burhaniye Belediyesi'nde. Sağ olsun. Çok iyi ağırladı çok bizi. Güzel ağırladı. Çok iyi ağırladı. Mert olsun, Hakan olsun, Cem arkadaşlar olsun. Erdem olsun. Erdem. Onlar sağ olsun bize çok lezzet anlarda videolarda gördünüz. Güzel de balık aldılar. Evet, Erdem dün içinden geçti. Aynen. Bir de bize meranın sahibi götüren kişi sağ olsun bize hiç balık tutamadı. Kendisi paso yedi, yedi içti, içti, yattı. Uyudu. Neyse onun da canı sağ olsun. Ona da çok selam olsun. Onun sayesinde oraya gittik. O da bizi çok iyi ağırladı. Allah razı olsun. Şimdi o zaman Sedat'cığım yağmur bir dursun. Ondan sonra hemen saldıracağız. İner inmez zaten size merayı göstereceğim koyu. Zaten burası meşhur. Zaten 2 senedir ben gelmeyi düşünüyordum. Bir türlü geldi. İlk kanalı açtığımın 3. veya 4. videosunu çektik biz buradan. Çok güzel sargozlar almıştık. Bence hemen başlayalım. Yağmur işte ıslandıktan sonra kıymeti yok. Odunumuz da yok. İşte maalesef. Burası da oteller var, restoranlar var. Zaten bilmiyorum da ateş yakmaya izin verirler. En kötü arabaya bineceğiz, gideceğiz aradan biraz odun toplayacağız ya, üşürsek yapacak bir şey yok. Biraz mangal kömürüz orada, en kötü onu yaparız. Tüp yakarız ya. Yaparız bir şeyler. Yaparız ya. Maksat doğadan faydalanmak değil mi? Ölmeyiz ya. Hasta olmayalım yeter. O zaman balıklama başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın arkadaşlar. Hadi inşallah güzel bir av olur. Bereket geçer inşallah, bunu da size paylaşırız. Güzel bilgiler vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. An ve yan size yansıtacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yağmur biraz hafifledi. Arabaları şuraya koyduk. Çünkü burası kum. Batar ihtimaline karşı arabaları oraya bıraktık. Şöyle etrafı göstereyim işte. Burada yazlıklar var. Oteller var. Ondan sonra restoranlar var. Şurada balıkçılar var. Yine her taraf çer çöp dolu. Her zamanki olduğu gibi insanlarımız yine anlayışsız burada da. Yine temizlemek bize kaldı. Severek yaparız, sıkıntı yok. Oltaları kurdum ama hala atmadım. Bizim misafirimiz var. İsmini vermek istemeyen bir misafirimiz. Sedat'cığım saatler olsun. Rast gelsin. Sağ ol, sana da. Attın değil mi sen? Attım ben. Çok heyecanlı ve aceliyiz.
bilmiyorum da bu merayı çok övdüler. O yüzden. Evet, övdüler. Ben de iyi kötü hakimim araya. Orada da birkaç balıkçı var. Hatta içinden bir amca takipçi gördü. Bize geldi, selam verdi. İki tane çukur almış. Birazdan ziyaretlerine gideriz. Aktan! Pişt. Balıkçı adam telefonla oynamaz da. Hani oltalar? Olta yok. Neyse, bizim oltalar senindir. O zaman başlayalım Sedat'cığım. Başlayalım. Evet İsmail Bey. Evet canım benim. Şimdi burada hedef balığımız çupra ve sargos. Yani dip balıkları. Belki levrek, mercan da olabilir. Yine. Hemen bizim klasik. Şurada stoperimiz var. İki boncuk arasında fır döndüğümüz. Yaklaşık şöyle bir kulaç kadar da ucunda iğnemiz var. İğnemiz ve ne onu göstereyim söyleyeyim önce. Fudo FKS 4107. Bak. Buraya iyi bakın. Sonra şey yapıyorum. İğnenin markası modeli ne diye sormayın. Bu arkadaşlar. Şimdi bir tane yarı baygın bir tane mamum buldum içinden. Şöyle. Yanaş. Şöyle mamunun kıç kısmından böyle. Ortasından iğneyi geçirdik. En gittiği yere kadar geçirdim bak. YMP yardımıyla. Şöyle. Şimdi mamun birazdan mumluya dönecek. Sedatçık. Tatlı set arkadaşlar. Çok sıkmayacaksınız yem ipini. Yoksa yemi keser. Bu da düzgün durmasını... Az önce çok güzel bir vuruş aldık. Evet. Olur ya. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu. Bakın iğnenin ucu da dışarıda. Mamun da gayet doğal duruyor. Hemen. İsmail'im genelde renkli kurşun kullanıyorsun. Bunun bir nedeni var mı? Şöyle göstereyim. Bir nedeni yok. Onun nedeni şöyle. Pembeler, sarılar. Benim için önce biraz doğaya duyarlı olmak. Hani renkli olması attığım zaman kopabilir. Çekerken bir yere takılıp kopabilir. Dalgıçlar dalıyor ya. Hı hı. Renkli olduğu zaman görüp alabilsinler diye. Renkli olmasın. Bir vay. De görselliğe de önem veriyorum. Vay kardeşim. Yani benim için görsellik de biraz şey ya. Şimdi diğer oltaya da bir tane BB takalım. Aslında BB göstermemek lazım da yapacak bir şey yok artık. Şöyle şurada daha önce bir iki videoda gösterdim. Şimdi yeni gelen aboneler tekrar görsün diye BB bu. Şöyle hemşini patlatmamak, takmak çok önemli burada. Bir ucundan bir ucuna bak hiç patlamadı görüyor musun? Getireyim şimdi buraya. Bu şekilde. Bakın iğnenin ucu delik. Yemşin. İğneyi oraya sokuyorsunuz arkadaşlar. Böyle yavaş çana. Taktık. Bak hem patlamadı hem iğnenin ucu dışarıda. Bu. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin İsmail Bey. Baba çekiyor oradan bir şeyler. Baba geliyor mu? Niye gelmedi bu? Ha dur. Ya deminden beri seni izliyorum. Bak. Şu an boşa sarıyorsun. Kalaman çok açık ondan. Şunu sık. Ha şimdi gelecek. Bence takılmıştı oraya. Boşa sardığın için gelmiyordu. Kalama açık ondan. Olsun yapacak bir şey yok. Ama var bir şey sanki. Var. Ufak bir şey var. Aa, şey geldi. Beni sana şey gönderdi. Ne o? Ganimet. Bak kurşun bir de takım göndermiş sana. Sen çupraları almışsın. Aldım. Bakabilir miyiz? Aldım.
Baba çupralar almış. Oo. Bir tanesi küçük ama. Olsun, bu güzel. Porsiyonluk. Diğeri de kaba. Hak'tan alacağız mı biz de? Alacağız diyor. Baba rast gelsin. Ya yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Şuraya bak. Geldi 20 metre önümüze ağ bıraktı. Gidiyor bak şu an arkadaş. Bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 20 metre geldi önümüze ağ bıraktı gitti. Bakın şurada da dubası var, parlıyor. Tam parmağımın ucunda. Şurada. Bir tane tekne de 200 metre açığa attı böyle önümüze. Biri böyle attı, biri böyle attı. Zaten biz geldiğimizde bir ağ topladı. Şimdi iki ağ döşediler. Bütün heves gitti. Ne güzel burada, şuraya bak. Ağacılar görüyor musun bak? Görünüyor mu bak ağacılığın ışığı? İsmail zaten önümüze attılar. 10 metreye mi 20 metreye mi? Işığı böyle tut. Ya işte gösterdim de mi 20 metreye attı ya. Demin dedim 2 saat oldu. İşte 2 saat önce yeni toplamaya başladılar. Yine hazırlık yapıyor. Muhtemelen yine toplayacaklar gibi. Şey atacaklar gibi. İnşallah atmazlar. Bak bir tane de orada atıyor bak. Şu an atıyor bak. Biri topluyor, biri atıyor. Diğeri atan yine topluyor, yine atıyor. Manya acaba Asos'a diyor. Geleceğimizi söylemese miydik? Evet. Instagram'dan paylaşım yapmakla hata mı ettik? İsmail de geldiyse balık vardır dediler. Bir de geldi özellikle önümüze. Hani bir tane de tekne değil İsmail. 2-3 tane tekne var yani şu an. Balık var lan. Vallahi bir şeyler geliyor. Karşılık da veriyor. Hadi canım. Vallahi. Şey olabilir mi, ağlardan kaçan? Bilmiyorum artık. Firari. Yakına atmıyor. Yani mecbur yakına atmak zorundaydım. Şeyden dolayı, ağacılardan dolayı. Yakın geldi bayağı. Oo. Arkadan da kamp ateşinin dumanları. Küçük damla bu. Valla. Aa, mırmır. Mırmırdan bahsettik, mırmır geldi. Çağırdık geldi gönlümün efendisi. Demek ki bunlar da karanlığı bekliyor. Ağa gitmesini bekliyormuş. Neyse. Bir tane de küçük karagözüm var. Birazdan onu da canlı bırakma yapacak. Tamam. Bir de şey vardı. İnşallah gibi alırız. Ada ışığı kapatayım ben. Adabeyi vardı onu. Adabeyi vardı, ona yetişemedik. Adabeyi evet. Saldık zaten onu. Ama boyu güzel. Güzel boy. Rast gelsin. Gözünden öperim gözünden. Hadi bakalım. İsmail. Yine kara avcılığından vazgeçmedin. Ya ne biz... yapayım arkadaş? Ağacılar bizi bitirdi, biz de olta atmayı bıraktık. Biz bari biraz odun topluyoruz, donduk, çiğ yağıyor. Tamam öyle alalım. Oo, burada... burada gömü varmış Sedat. Kalınlardan alalım. Bir ses mi geldi? İsmail, çok değişik sesler geliyor buradan şu an. İncir ağacı ha. Hak'tan kardeşim sen ne yapıyorsun? Odun topluyorsun. Sen de odun mu topluyorsun? Evet. Ha, burası temiz mi? Temiz mi? Ne kadar emin konuşuyor adama bak ya. Adamdaki rahatlığa bak. Hak'tan kardeşimiz buranın yerlisi biliyorsun İsmail. Yerli değil. Biz Çanakkale'deyiz. Kendisi Balıkesirli aslında. Ama baba buraları çok iyi biliyor biliyorsun. Ya, bilmesi ayrı, şey ayrı. Yazın beraber. Adam gitti yengeç topladı ya bize. Evet. En son aldığı yengeç bayağı iyiydi ama. Vallahi yem de yok. Kalk sana yaş al. Böyle şeyler alma. Böyle kalın şeyleri al. Böyle kalın şeyleri diyor. Kalın odunları al. Şuraya atayım ben o zaman. Şunlarda. Vallahi ben bu kadarını alabilirim diye düşünüyorum. Olur köpek gibi. Ben köpek gibi. Uş. Hadi geçin önden, ben spolluyum hadi. Hadi. Geldik. Tehlikeyi geçirdik. Atlattık. Asfaltı geçtik mi sınırı geçtik demek. Aha da Almanya. At üstüne kuru temizleme ücretini sana. Zaten leş gibiyiz oğlum, ne yapalım. Neydi abisi? Kenan. Kenan. Memnun oldum. Demin geldiler ya, tanıştık. Neredendi? Küçük büyük. Adam benim story'yi görünce
Eşi, çocuğu, işi, her şeyi bıraktı geldi. Sağ ol. İsmail abi. Abi sen de hoş geldin. Gerçekten de. O heyecanlı olsa şimdi ne oldu? Kamerayı açınca kan geldi değil mi? Bayağı heyecanlı oldum abi. İyi ki tanıştık. Neyse şimdi kahve yaparız. Uzun zamandır içeriz. Uzun zamandır zaten İsmail abimizle tanışmak istiyorduk. Eyvallah. Bak siz geldiniz, şansımlar... ben geldim. İnşallah bizim şansımızda bir de balık gelir şimdi. Nasip. İnşallah. Ağacılar bir müsaade etse. Bıraktık abi bak. Maalesef. Odun topluyoruz. Her yerde o. Her yerde bir şey var. Aktan kahve yapacak mısın? Ben yapamam. Neden? Beceremem. O zaman öğrenebilirsin ama. Tamam mı? Zannetmiyorum. Ben yapayım sen de gör bak. Odun toplamaya gittik hayvan üstüne yatmış bak. Diyorsun. Balık mı acaba bilmiyorum. Ölü gibi geliyor. Aha, dur bekle. Abi bu nedir ya? Bu ne? Vatoz mu? Vatoz. Ooo düş. İsmail dur. Sırt desene baksana, bir yere koy. Sırt evet, desene bu. Bak. Aa bu şey gülenlerden. Hayır bak sırt gülen desene. Vatoz bu. Dur. Gülen vatoz. Sırtı çok yumuş. Serttir. Pardon. Bu zararsız sırtı zaten. Çok sert olmuş. Gıdı 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 gıdı. Oo gidiyor bak. Bekliyor. Ay sen diğer... Şey basarı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı. Şeye baksana, tamam. Sırt desene baksana, sırt deseni çok güzel ya. O şey, şey işte, kumun şeyine göre... Orası çok güzel. Evet bakın ya, şunun renklerinin üzerine bakar mısın? Baksana ya, surat gibi ya. İyi ya, harika. Şey, hissiyatı çok güzel. Neyse yeter bu kadar. Harbiden baksana, gel şuradan bak, şey gibi, surat gibi ya. Evet evet, biliyorum, görüyorum bak şurada. Gözleri, burnu... Ooo, reflekslere bak. Tamam yeter, hadi acı çekmişsin. Tekrar gelme bir daha bak. Gel canım. İkisini boşaltmış gel. Oo, ikisi de ver. Boş. İkisi de boş ha. Of, şu kafanı, lambanı kap. Tekniği almış olma. Yok ya, o kadar atmadım ya. Dayı kaç metreden geçiyor şu an? Dayı şu an yaklaşık 40-50 metreden ağacı geçiyor. Yani balık da geliyor Sedatçı. Dumanların içinden. He? Dumanların içinden. Otantik bir ortam yarattı. Bakalım. Dur mu, dırdır mı? Ne bu? Döne döne geliyor valla. Döne döne yar geliyor. Ha, sparoz mu? Karagöz. Neyse, bunu da levreye bırakma yapalım. Ya artık bir bitin ya. O küçük karagöz yaşıyor mu şeyde? Bak bakayım, yaşıyorsa boyunu salacağım. Yaşıyor mu? Ölmüş mü? O zaman bunu yaşatalım, levreye bırakma. Ağzıları yüzden babalık bakıyorum. Bu da boşalmış çünkü. Yok. Lütfen tekrar. Deniz. Boğuldum burada ben. Vay 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 vay. Misafirlere bak, kamçılara bak ya. Vay vay. Şimdi iğneleri değiştireceğim. İğneleri değiştireceğiz Sedatçı. Olur İsmail'cim. Taktik değiştiririz. Tamam. Defans mı, hücum mu? Hücum abi. Bu tamam. Direkt penaltıya, gole. Hadi rahatlık. Çok şimdi. Sait abi iyi vurdu ama. Yavaş, yavaş, yavaş. Var herhalde he? Arkadaş. Var. Var. Bir anda vurdum, sineği boşalttı. Yılmadan, usanmadan azimle çalışıyoruz, olta atıyoruz. Çok da küçük balık var. Aha geldi. Bu ne ya? Sargoz mu? Aynen. Al şöyle bir eline abi. Ne olmuş buna öyle ya? Oo, güzel. Güzel koy. Şöyle, şey, oradan tutsana. İnsana tutsana bir. Helal sana da. Sait abi. Güzel,
Güzel karagöz. Balı artık yorgunlukta, uykusuzluktan ayakta duracak. Aynen yutmuş. Mamuna bastı bu. Mamun, ikisine de mamut takmıştı. Oltanın birine daha ileriye, küçük karagözü levreye bırakma yaptık. İnşallah oradan da bir şey gelir. İlerleyen saatlerde sabah suyuna doğru belki güzel çupra falan alırız diye düşünüyorum. Değil mi Sedatçığım? Efendim? Ben ateşle uğraşıyorum. Sen ateşi hep sıcak tut. Evet. Hava çok yaşam soğuk. Alanı önemli. Hava çok soğuk arkadaşlar. Evet, cidden hava soğuk arkadaşlar. Gerçekten soğuk. Yani 3 günde 6 saattir uyku bende. Sedat desen o da aynı. Hani uğraşıyoruz be Sedat. Her şey kim için? Her şey izleyiciler için. Evet. Amatör olta balıkçılar için. Balık zamanı ailesi için. Öyle diyelim. He? Vallahi öyle diyelim ama. Aynen. Hava çok soğuk arkadaşlar. Fena. Bizden yana her şey helal olsun. Sedat'cığım ben valla yiyeceğim. Şimdi bir kahve yapak mı ya? Birazdan. Kara demliğimiz de burada. Harika balık geliyor Sedat. Aa, o zaman ben şeye doğru gideyim, denize doğru. Çok iyi balık yok. Daha biraz mesafeye attım bunu. İsmail fazla bak, bana doğru dönme. Bak. Şey oluyor. Nasıl bastı biliyor musun? Yetişemedik. Kalamayı açtı. Kalamayı derken. Vuruş anında. Lan güzel kafa atıyor. Çıkra da olabilir. Sargoz da olabilir. Sonunda beklenen aksiyon geldi. Ben de tam uyumaya gidiyordum. Tam da uykumuz da gelmişti vallahi. Odunumuz da bitiyordu. Yaklaştı mı? Al çıkrağı var. Bakma sen gidelim denize dur gel. Evet bir ayna alalım ya. Uyuyor. Otantik olsan. Geldi önümüzde. Geldi önümüzde. Oy. Evet çupra. Yo. Sargoza bak. Anam. Mamuna geldim. İşte bu ya. İşte bu. Sabah beri sizi bekliyoruz ya. Gerçi ağın etkisi anca bitiyor. Gerçi yine geldiler abi. Yine geldiler, az önce de geldiler. Yani sabahtan beri 20 kere atmışlardır değil mi günümüze? Yani akşamdan beri. Daha şu an zaten gece, iki tekne. Gece şu an iki. İki oldu mu? Oldu. O zaman bir öpücü yaktı. Ooo site bak. Erkek ya. Ya soğuktan bir sürü şey denedim. Küçük en son küçük iğne yaptım. Bu da 1601 taktım. Küçücük mamun taktım yani. İsmail ipe dikkat et. Biz bak. Sağa atıyoruz, bir sola atıyoruz, bir mesafe atıyoruz. Karakıya kadar attım ya. Kafeydik. Sait anlattı. 10 numara. 10 numara. Ellerinden öpün. İkiniz de farklı yönlere gittiniz. Ben kaldım ortada. Sedat. Efendim. Geldim. Çok iyi balık daha geliyor. Aa evet. Soldakinde de var. Ne? Soldakinde de var. Bağlar tartıştık nereye yanımıza Sedat. Şimdi midilliği vuracağım herhalde. Geldi abi. Kaldı. Çok güzel balık. Çok güzel. Gel anam gel. Kızıldın lan. Oha. Mercanın güzelliğine bak. Hey. Ben var ya şey mercan. Normal dişi mercan. Vay anam vay. Bize parlıyor ya Allah'ın herif. Bu Yunanistan mercanı. İsmail başka bir şey kaldı mı? Üç günden beri. Başka. İnsan dışında kalmadı gibi. Çok güzel balık.
sıcandır abi. Şimdi dudaklar atarım. Çok güzel bir sıra. Çok güzel. Onu da buluyordu ama... Sonunda mesafeyi buldum abi. Yaklaşık 170-180 metre ufacık mamut. Mamun abi gel bak göster. Sabahtan beri bir sürü taktik değiştirdik. En sonunda küçük yine küçük mamun. Uzak mesafe bulduk balığı. Her yeri denedik ya. En son balığı midilli'de bulduk. En son. Ben kanmış bence. Kanadı ya, yutmuş abi, yapacak bir şey yok. Çok iyi ya, harika. Şuraya. İyi mi? İyi. Karşılık veriyor bak. Gel gel gel. Biraz bamba. Gelmeyeceğim diyor. Mercan'ın cennetine mi düştük ha? Kardeş, buldun mu yeleği? Vallahi buldum. Mesafeyi buldum. Mesafe 305-10 metre. Abi çok iyi mercanlar ya, harika ya. Ama muhtemelen attığım yer kayalık. Çünkü attığım yerde hiç ot gelmiyor. Ya düz mera ya da otluk. Çünkü olarak sağ taraflar hep ottu. Abi çok iyi ya. Teknede bulamıyoruz bu mercanları. Çok çıldım ya. Mercan sargoz. Dal kapatıyor. Ve güzel mücadele veriyor. Çupra? Çupra değil. Bugün çupramız eksik biliyorsun değil mi? Evet. Onu sabah suyuna sık. Vay. Biliyor musun? Vay. Ya şimdi kamışı indirmeye de korkmuş, takılır diye. Mecbur dik çıkıyor. Gidelim bence kıyıya doğru. Çok heybetli ya. Bakalım ne geliyor. Balık balık. Ah. Otantik. Burası, burası şey gibi. Arkadan sis veriyorlar. Vallahi. Arka fon. Islanmayalım buralarda. Yalnız balık ciddi anlamda uzakta Sedat. Bak. Sen kendin görüyorsun bak. Yardırıyorum bak. Vallahi mercan mercan. Oo. Harika. Arkadaşlar bak bu pangiri değil. Bu normal mercan. Aa, dudağın ucuna bir sıra at. Bak bak bak. Bak bak. Görüyor musun? İşte kalamayı açmasak gidecek. Çok güzeller ya. Hepsi yarım kırmızı üstünde. Çok güzel. Haydi bakalım devam. Oo. İkisini de harika vuruyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Soldaki aldı. Hadi çocuğum bir daha. Sağdaki de aldı. Ne yapacağız? İkisini birden çekmemiz lazım. Sıra çık. Bak bak bak. Bizi vuruyor. Bak bak bak. Bak. Anam anam anam. Sait abimiz var. Evet. Evet. Güzel. Hadi bakalım bir daha. Sait abi sen sağa geç abi. Kalamayı kapat. Sen de.
Aynı anda mı? Hadi bakalım. Çifter çifter mi? Allah. Bir de var. Burada da var. Bak. Size varmış. Tamam. Ama doğru geliyorduk. Şimdi karşılık verir değil mi? Acaba ne balıklar? Arı gibi çalışıyoruz. Arı gibi. Saat kaç oldu sabaha karşı? 4. 4 mü? 4 oldu. Balık da saat 12'den sonra başladı. Zaten saat 11'den sonra ağacılar toplandı. Sonra balık başladı. 1 saat sonra. Biraz şimdi demir de oldu. Kendisi biraz şişerdi. Aha. Iskataros. Duman bizi rahatsız etmiyor mu ya? Bu ıskatar ya. Yani geçen sene buraya ilk geldiğimizde de almıştım bir tane böyle. Ya ne geliyor Sait abi? Geldi. Aha sargol. Wow. Vay gitti bak. Sedatçı bir değişik balık daha geldi bu arada. Şuraya bak ya. Harika. Aynen çok güzel ya. Çok güzel vuruyor. Sine de. Sedatçım. Bunu sen çek ya. Ben vallahi yoruldum ya. Benim uykum var abi. Hayır. Uykun açılır. Sadık bak. Görüyor musun nasıl vuruyor? Az bir boşluğunu al, bir vuruş daha görelim. Hasret kaldık ya. Saatlerce sonunda karşılığını aldık çok şükür. Elleme bekle. Bir daha yatırsın çekelim. Haydi aslanım. Haydi. Evet. O almış ya Sedatçım. Haydi bakalım. Kalama açıktır. Var mı? Şöyle ateşimizin olduğu yer. Yer kamışta göre. İyi mi? Sen sörfü özlemişsindir. Bak. İspahi zaten çok yorgunum. Eski sörfçülerden kim kaldı be? Vay be. O balık sana senin bütün yorgunluğunu, uykunu hepsini alacak o. Şu an seni 10 yaş birden gençleştiriyor. Adam ya. Bak karizmaya bak. Bak çekişe bak bak. Kaçtı değil mi uykun? İsmail sabah 5'te işte. Vallahi güneşi görmeyene kadar uyku yok. Geliyor ne geliyor. Bu ne lan? Ne istiyorsun sen? Ya ıspanoz istiyoruz. Bunu salalım ya şey. Zaten nesli tükenme olan balıklardan biri bu. Küçük balık mı girdi ya meraya? Bizim aslan parçası uykudan kalktı geliyor. Saat 5 oldu. Hemen onu güzel bir şekilde koşturalım. Yavaş şuraya aslanma dikkat et. Helal. Tebrikler. Canım benim. Teşekkür ederim kardeşim. Eline sağlık. Beni bir yükten daha kurtardın. Yorulmaktan. Çadırı kuracağız mı kurmayacağız mı? Kuracağız ya. Uyuyalım hadi, biraz. İyi hadi sen uyu ben çalışacağım daha. Genco. Genco. Tamam dönüşüm. Hoş geldin. Günaydın. Aldın mı uykunu? Hayır. Niye? Niye kalktın o zaman? Soğuk. Üşüdün mü? Ah be kıyamam sana ya. İsmail, bir uyutmadın beni bugün be. Sabah altı ayakta duracak halim yok. Vallahi bir uyutmadın beni. Ne yapayım? Yatalım. Sabah suyunu göreceğim abi. O güneş çıkana kadar olta yatacağım. Ama güzel balıklar geliyor kardeşim. Verdiğimiz emin karşılığını almak unutturuyor her şeyi. Uyumaya mı geldik buraya? Ama yani 3 günden beri yanaşalım. Pert olduk ya. 3 günde 3 ayrı şehir gezdik. Evet. Bak. Uçtum. Ya bu ne? Seda hoş. Abi bunlar varken uyulur mu ya?
Uyulur mu ya? Sen hasta mısın ya? Bunlar ne böyle lan? Yine Türk ölçü birimi. Gel. Sedat. Şu dumandan kaçalım. Hangi duman? Duman. Araba arkasına, araba arkasına. Bu ne be? Maşallah. Çok iyi ya. Harika. Neredeyse bir kiloya yakın ya. Bir kilo var neredeyse değil mi? Bence var. Şuraya bak ya. Maşallah. Sabah suyu başlıyor demek ki Sedatçık. Gerçi İsmail'cim sana o zaman rast gelsin. He? Sabah 7-8 gibi görüşürüz. Yok, beraber uyuyacağız. Açacağız buraya çadırı, uyuyacağız. Tamam hadi öyle ya. Gündüz uyuyacağız. Bu arada balıklar mamuna geliyor. Mamuna biraz sarıyor. Küçük yine, küçük mamun, büyük balık. Günaydın arkadaşlar. Sonunda çuprayı aldık. Sonunda sırf bu çuprayı almak için gece boyunca hiç uyumadık. Gece boyunca arkadaşlar şimdi çadırı kurduk. Onlar da bir saat falan oldu çadıra gireli. Sonunda yakışıklı çupramızı da aldık. Bu bizim adettendir. Her videoda bir tane çupra olmazsa olmazlarımızdan gibi bir şey oldu artık. Harika ya. Sadece mamun var. Mamuna geldi. Gece harika balıklar aldık. Müthiş. Sargozlar, mercanlar harika. Çupramız da geldiğine göre şimdi kendime bir kahve yapıp kendimi ödüllendirebilirim. Aslan parçası. Uyudun geldin. Bak şimdi balığı alıyoruz. Sana da günaydın. Geliyor mu? Geliyor galiba. Futbolculukla balıkçılık apayrı şeyler değil mi? Hangisi daha güzel? Bence balık daha güzel. İkisini mi seviyorsun yoksa? Evet, ikisi de güzel. Spor da güzel ha. Balık da güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çek 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 çek. Aha, kaldır bakayım. Harika bir balık. Heh, tut oradan. Aferin. Ne bu? Hanos. Bunu ne yapıyoruz hemen? Geri iade. Tamam mı? Çıkarabilecek misin iğneden? Çıkarabilirim. Heh. Kamışı yere koy öyle. Heh. Bir kol, şu kolun dirseğini al, arkasına koy. Heh. Tamam. İğne zaten şeyde. Hemen suya. Hop. Hadi bakalım. Aferin koçum. Futbolu da oyna, balığı da bırakma, tamam mı? Önce ailene, işine, okuluna, ondan sonra bu sporu yap, tamam koçum? Hadi bakalım, tebrikler. Şartlarına inat vereceğim, yok. Ağacılara inat. Ya ağacılara ne çekti arkadaş ya. Vallahi kaç defa attılar?
3 tane tekme, 2'şer kere rahat attım var yani. Maşallah. Evet arkadaşlar. 3 günlük VG yolculuğuna çıktık. Sedat abi. Sedat. Yorgunluktan vallahi artık beyin error ve gerçekten error ya. Bak ben yine biraz enerji doluyum ama arabaya bindiğim zaman nasıl olacak bilmiyorum. Neredeydik? Çanakkale Asos. Kadıköy köyündeyiz herhalde burası. Asos diyelim. Yani 3 gün 3 ayrı merada 3 tane il gezdik. İkisi biraz spontane oldu. Bir Altınova bir şey oldu değil mi? Altınova biraz bilinçli odalı olursam olduğu için. Yani Burhaniye ve Asos tamamen spontane gelişler. Tamam Balıkesir ve Çanakkale'de av yapacaklar ama mera belli değildi. Maç burada şeydi. Farklı meralara gidip, farklı illere gidip, ilçelere gidip hem orada av yapma şansı, yeni yerler keşfetmek. Ne bileyim yeni insanlar sağ olsun mesela sosyal medyada Instagram'dan sürekli paylaşım yapıyordum anlık. Konum bilgisi veriyordum. Sağ olsun o bölgede imkan olan, vakti olan takipçiler geldi. Yani aileden biriymiş karşılanmak çok güzel bir şey. Her gittiğin ilde resmen ilçede, bir semtte, herhangi bir yerde bir aileden biriymiş varmış gibi. Öyle davranıyor. Yani şu anda yaklaşık 60-65 yaşlarında bir karı koca var. Sağ olsun dün zaten ben buraya geldim. Oradan koşturarak geldim. İsmail Altan bazı zamanı evet dedim. Böyle. O kadar sevindi ki ben daha çok sevindim. Böyle yani çok mutlu oldum ya gerçekten. Hatta şu an az önce beraber fotoğraf falan çektik. Sağ olsunlar. İyiler ya işte doğru yolda olduğumuzu gösteriyordu bize. Vallahi kahvaltı yapmadık ya. Sabah suyunu şöyle diyeyim ya. Akşam öğleden sonra dün ne yaptık? Bir saat geldik, kurulduk. 4.30 gibi oltalarımızı atmaya başladık. Aynı noktadan. Fakat hep küçük balık var. Küçük balık. Hadi bir geceyi deneyelim. Gece denedik. Tam bir iki bir mırmır geldi, bir iki vuruş oldu derken Ağcılar geldi. Ağcılar gelince bizim de tamamen moralimiz bozuldu. Sonra yılmadık. Bekledik. Gittik dağdan defalarca odun topladık, domuzların içine girdik. Köpekler falan saldırdı zaten. Ondan sonra yani çok da soğuktu ama o balıkçılığın verdiği bir heyecan hır bizi uyutmadı ve uğraştı sağ olsun. Eve gidince de artık herhalde bir hafta biz evden çıkmayız. Ama yeterince şeyimiz var, çekim var. Ama bak şimdi 3 ayrı bilmediğim, yani biri hariç Saltınova'yı biliyorum. Ama diğerlerine bak hiç bağımsız, alakamız yok. Ama bak orada da güzel vatan çıktı. Artık şeyi bilmiyoruz, meranın zeminini bilmiyoruz. Zaten saat atış yaptığı zaman sürekli ya şimdi falan. Ben sürekli burada önümü denedim. Farklı mesafeleri, 170-180 metrelere kadar denedim tahminlerden. Gece biraz sakin daha var. Sağımı denedim, solumu denedim. Farklı mesela en son hafif solumda ama 140-150 metrelerde balığı buldum. Hani orada hemen bu iğneyle aldım arkadaşlar. Fodo 1601 2 numara. Ben birkaç çeşit iğne denedim. Fosforlu boncuklu takım denedim. Askılı denedik. Kopmuş sürmez denedik. Canlı büyük bırakma, mamun denedik. Canlı bırakma yaptık. Canlı bırakma denedik levreye. Olmadı. En sonunda bununla küçük mamunla aldık. Aynı bizim asansör. Tek yine asansör. Asansör. Stoperli asansörü taktık. Evet tamam gördük. Balık çekerken falan. Başta gösterdim mi? Hadi sürekli sanatımız. Evet. Aynı klasik tutarımız. Beden misinamızda Gravis 0.40. Bu. Bu kadar arkadaşlar. Yani yılmayın uğraşın ama bizim avantajımız ne? Vakti olduğu için biz sabaha kadar yılmadan çalışıp karşılığını aldık. Hani 1-2 saatte gelip işte burada balık yokmuş falan demeyin arkadaşlar. Bu Altınova'da da geçerli bizim için. Bilim Balıkesir'de de aynı, burada da aynı. Belki her yerde. Bizim yemli, disiplini, beklemeli avlarda sürekli deneyin arkadaşlar. Yakın deneyin, uzağı deneyin, asıl takım yapın, boncuk takın, ne bileyim, yemi farklı takın, iğneyi değiştirin. Bu. Bu yolculukta da biz buraya kadar geldiğimizde insanla karşıladık, sağ olsun çaylarını içtik, yemeklerini yedik,
sohbetlerini ettik. Allah razı olsun. Haklarını helal etsin. Eğer bizden yana geçtiyse bizden yana helal olsun. Biz bütün izleyicilerimizden razıyız. İnşallah siz de bizden razısınızdır. Artık bir kusurumuz olduysa affola. Şimdi beğeni ve hani, evet arkadaşlar, beğeni ve abone olursanız bu bizi canı yönden çok mutlu edecek. Böyle olduğu sürece ailemiz daha da büyükleşecek. Daha çok kitleye hani elimizden gelince bilgi vermeye çalışacağız. Bu da bütün amatör otobalıkçılığı için bir bilinçli şekilde gelişmesi yönünde. Mesela bizim Balıkesir'den abim geldi. Abim de manevi abim. Oğluyla beraber. Sabaha kadar bizimle yanımıza oturttular. Odun topladık, yemek yedik. Bugün balık tuttuk, üşüdük, sohbet ettik, güldük. Güzeldi yani, çok güzeldi. Ben sabah saat 9'da bayıldım sandalyede. 1 saat uyku, şu an saat 10.30. Toplanmaya geçiyoruz. O zaman eve gidelim. Ben nasıl araba kullanacağım bunu düşünüyorum. Eve gidelim. Biraz sen uyu, biraz ben gidelim. Yolda sırası olur mu? Bak, beklemesin bir şey abi. Benim için yok. Arkadaşlar çok, yani o kadar yorulmama rağmen çok yani keyifli. Güzel yani. Yani o yolculukta güzel insanı tanıdık ya, o samimi davranmaları bizi çok mutlu. Gerçekten öyle. İnşallah başka illerde de başka takipçi, aslında takipçi Balık Zaman ailesi üyesi olarak herkese inşallah zamanı gelince tek tek gönül sevgi tanışmak, beraber av yapmak, bilgi alışverişi yapmak. Akşam gelen iki abi nasıldı? Fena. Ya benim story'yi görüyor. Burada olduğumu görüyor. Eşini, çocuğunu, her şeyi bırakıp direkt buraya geliyor. Ya bir heyecan, bir abi. İsmini de unuttum ya. Kenan abi. Aynen. Ona da buradan selam olsun. O zaman arkadaşlar çok uzattık. Niye öyle uzattı ben de bilmiyorum. Hiç halim yok benim. Hiç halim kalmadı benim artık. Valla benim de kalmadı. İnşallah eve kadar atalım enerjiyi de. Artık ayak tabaklarım ciddi anlamda zonkluyor. Şurada bir abi çağırdı. Bir de onunla kahvesini içelim. Hunter Sotel'in sahibi. Oradan kaçarız artık. İnşallah. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Seviliyorsunuz.